Obezite ameliyatlarına onay şartı geliyor. Sağlık Bakanlığı hızla artan obezite ameliyatlarını mercek altına aldı. Yeni düzenlemeyle bakanlık onayı olmadan obezite ameliyatı yapılmayacak. Yaptırmak isteyenler masrafları kendisi karşılayacak. Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam Türkiye'deki obezite oranını hızla yükseltti. Buna bağlı olarak obezite ameliyatları da rekor seviyeye ulaştı. 2018 yılında ameliyat olanların sayısı 20 bini geçti. Yoğun iş temposu, hazır ve işlenmiş gıdaların tüketiminin artması obeziteyi adeta çağın bir hastalığı haline getirdi. Bu nedenle obeziteden ameliyat olmak isteyenlerin sayısı ise son yıllarda kat be kat arttı. Ülkemizde erişkin nüfusun üçte biri obez. Ameliyat sayıları da son 10 yılda başlayan bir ivmeyle giderek arttı, son 5 yılda daha da çok arttı. Sağlık Bakanlığı obezite ameliyatlarını azaltmak için harekete geçti. Bu kapsamda önce hastalara tedavi ve diyet uygulanacak. Kilosundan şikayetçi olan her hasta bunun da bir ameliyatı varmış. Ben ameliyat olayım e, düşünebilir. Belli bir kilonun üstünde bu hastalar olmalı. Diyetler, hayat tarzı değişiklikleri, spor vesaire gibi bu metotları denemiş olmasına rağmen bu kilonun kalıcı olduğundan emin olmak lazım. Tedaviden sonuç anlamazsa ameliyat gündeme gelecek. Hastanın ameliyat olması için Sağlık Bakanlığı onayı gerekecek. Obeste cerrahisi kilo vermedeki en son seçenek. Fırsatlar tüketildikten sonra, denendikten sonra, başarısız olduktan sonra düşünülebilir. O da her hasta değil. Bakanlıktan onay almadan ameliyat olmak isteyenlere devlet desteği verilmeyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ameliyat masraflarını karşılamayacak. Kamu hastanelerinde ücretsiz olarak bu ameliyatı olmak istedi. Eğer koşulları uygunsa hastanın bir onaydan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu bunu ödeyerek ameliyat olabilir. Sağlık Bakanlığı İzmir'de mide ameliyatı nedeniyle hayatını kaybeden bir hastanın ardından doktorlara da sertifika zorunluluğu getirdi. Sertifikası olmayan doktorlar obezite ameliyatı yapamayacak.